Merhaba arkadaşlar, Gökhan'la Teknoloji'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Satechi'nin Mac Mini M2 için üretilmiş olan hub'ını inceleyeceğiz. Aynı zamanda içerisine SSD'yi takıp Mac Mini M2 için stand olarak kullanacağız. Evet, bunun içerisine takabilmek için ayrıca bir adet de 1 TB'lık SSD'yi aldım. Gelin isterseniz yakından inceleyelim. Gayet güzel paketlenmiş. Evet, içerisinden bir adet kolay kullanım kılavuzu çıkıyor. Ne şekilde montaj yapılacağına dair. Satechi hub'ımızın, standımızın kendisi. Evet, burada USB ile bağlantı yapacağız. Şu şekilde Mac Mini M2'nin arkasından Type-C üzerinden bağlanacak. Evet, gördüğünüz gibi bu kısımda SSD'mizi takacağımız yer var. Evet, şimdilik şu şekilde dursun. İçerisinden SSD'yi takacağımız vida ve çok şirin bir tornavidası çıktı. Ya çok güzel bir tornavida göndermişler. Çok hoşuma gitti. Evet, gördüğünüz gibi kutumuzun üzerinden bakalım. İçerisinde NVMe SSD takılabilecek Mac Mini için stand ve hub diyor. Satechi'nin ürünlerini beğeniyorum. Evet, dediğimiz gibi bu şekilde kendi kutusu üzerinde de gösterdiği üzere Mac Mini'yi buraya yerleştiriyoruz ve Type-C üzerinden takıyoruz. Mac Mini 2'nin arkasında daha uzun süreli kullanacağımız klavye gibi şeyleri takarken ön tarafta bunun üzerine de çeşitli hard disk ve USB bellek gibi günlük kullanımlarda kullanacağımız şeyleri takabiliriz. Evet, ön tarafta microSD ve SD kartlarımızı takarıp içerisine fotoğraflarımızı kopyalayabileceğimiz bir kısım var. 3,5 mm jack sayesinde kulaklığımızı da ön taraftan daha rahat takabileceğiz. 5 gigabitlik 2 adet ve 10 gigabitlik 1 adet USB A girişimiz var. Ve 10 gigabitlik veri aktarımı için bir Type-C girişimiz var. Üzerinde bulunan SSD muhafazasına almış olduğunuz SSD'yi takarak Mac Mini'nizin hafızasını yükseltebilirsiniz. Mac Mini'nizin hafızasına ek olarak bu harici SSD'yi kullanabilirsiniz. Şimdi SSD'mizi isterseniz takalım. SSD'yi de ben Western Digital'i tercih ettim. Evet, kullanmış olduğum Mac Mini'nin hafızası 256 GB olduğu için artık bu stand sayesinde bilgisayarımızın hafızası büyümüş olacak. Evet, açılı bir şekilde yerleştirdikten sonra çok hafif itekliyoruz ve gördüğünüz gibi hafif bastırdığımızda deriye denk geliyor. Evet, bu güzel ve şirin tornavidamızla. Evet, SSD'mizi de taktık. Kapağımızı kapatalım. Ve artık standımız kullanıma hazır. Gelin isterseniz şimdi Mac Mini'mize takarak denemelerini yapalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Mac Mini'nin altında oval bir kısım var ve Satechi'nin ortasında da bunun oturacağı bir kısım var. Evet, Satechi'nin kablosunu Type-C girişine takıyoruz. Ve gördüğünüz gibi Mac Mini'nin altında Satechi'nin de bir ufak LED'i yanıyor. Umarım siz de görebiliyorsunuzdur.
Evet, bundan sonra rahatlıkla fotoğraf makineleri ve kameralarımızdan çıkartmış olduğumuz micro SD ve SD kartlarımızdan veri aktarabileceğiz. 3,5 mm jack'ımız sayesinde kulaklık takabileceğiz. USB tip ağlar sayesinde çeşitli USB bellekler ve harici hard diskler takabileceğiz. Ve gördüğünüz gibi bir adet de Type-C girişimiz var. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ilk takar takmaz hard diskimizi tanımadı. Bu yüzden ilklendir diyeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi disk izlencesi açıldı. Eğer disk izlencesine takar takmaz erişemezseniz Launchpad üzerinden, ben de Others üzerinde, siz de buradan disk izlencesine ulaşabilirsiniz. Veya Spotlight aramasına disk izlencesi yazıp bastığınızda çalıştırabilirsiniz. Evet, disk izlencesi üzerinde gördüğünüz gibi harici olarak 1 TB Western Digital'i neden Realtek olarak gördü anlayamadım. Belki de Satechi markası üzerinden taktığımız için bu şekilde görmüştür. Evet, buradan sil diyoruz. Ve gördüğünüz gibi buraya Satechi yazacağım ben. Evet, biçimi exFAT olarak kullanırsanız hem Windows üzerinden hem de Mac Mini üzerinden kullanabilirsiniz. APFS olarak girerseniz de kendi Mac Mini'nin sanki kendi bir hard diski gibi kullanabilirsiniz. APFS üzerinde kaldı. GUID bölüntü haritasında geçtik ve sil dediğimizde hard diskimize format atmış olacağız. Evet, gördüğünüz gibi bitti dedi ve Satechi'ye tıkladığımızda 1 TB'lık hard diskimiz artık kullanılabilir halde. Finder'da göster dedik. Evet, gördüğünüz gibi Satechi 999 GB. Yani tam 1 TB gene bize vermedi. Örneğin YouTube üzerinden bir şey kopyalayalım. Evet, Dropfile'ımızı attık. Evet, gördüğünüz gibi 4 tane dosyamızı buraya kopyaladık. Satechi'ye yeni bir klasör açalım. Deneme olarak. Evet. Bu kopyaladıklarımızı oraya sürükledik ve bıraktık. Evet, şimdi gördüğünüz gibi deneme üzerine, yani Satechi üzerine kopyalamış olduk. Evet. Şimdi bir de isterseniz SD kart ve harici hard diskler deneyelim. Evet, öncelikle bir micro SD kartımızı takalım. Evet, sanırım yay ile. Evet, gördüğünüz gibi tamamıyla içeri girdi. Evet arkadaşlar, Finder'ımızı açıyoruz ve gördüğünüz gibi Gökhan adlı micro SD kartımız burada. Evet, içerisine 2 adet font yüklemiştim. Gördüğünüz gibi iki font da burada. Evet arkadaşlar, şimdi bir de SD kartımızı takalım. SD kartımızın bu metal kısımları yukarıya bakacak şekilde, burada da şekilden anlayacağınız gibi yaylı bir şekilde takıyoruz. Evet. Finder'ımızı tekrar açıyoruz. Gördüğünüz gibi demir diye buraya geldi. İçerisinde de Satechi ile ilgili bir video var. Evet, örneğin bu videoyu masamızın üstüne taşıyalım. Böyle çok hızlı bir şekilde de taşıdı gördüğünüz gibi.
Bir de USB takalım. İyi, USB belleğimizi de taktık. Tekrar Finder'ımızı açtık. Evet, bunda da YKHN olarak gördüğünüz gibi şu dosyamızı sürükleyip bırakalım. Evet, gördüğünüz gibi işlemler çok hızlı şekilde gerçekleşiyor. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Satichi'nin Mac Mini 2 için üretmiş olduğu stand şeklinde hub'ı inceledik. Evet, gerçekten ben çok memnun kaldım. Micro SD kart, SD kart, USB A, Type-C üzerinden veri aktarımları çok güzel. Tek bir şeyde sıkıntı çıktı. O da eski tip hard disklerde ortasında motor olduğu için, dönem parça olduğu için sanırım onda kapanma oldu. Takıp kısa sürede hemen kapandı. Tabii bu da veri aktarımını engelleyecektir. Zaten Satichi uyarıda bulunmuş. Şarj edilebilir cihazları Satichi üzerinden şarj etmeyiniz demiş. Fakat ben iPhone'u Satichi üzerine takıp Mac Mini içerisine videolar ve fotoğrafları yedeklerken yavaş şekilde şarj ettiğini gördüm. Ama dediğim gibi şarj etmek için kullanacağım portları, arka taraftaki portları tercih ettim. Veri aktarımı için kullanacağım portları ise Satichi üzerinden kullanmayı tercih ettim. Evet, bu arada kulaklıkla müzik dinleme keyfi de çok güzel oldu. Arka taraftan olduğunda kablonun yetmemesi ve ters olduğundan dolayı takıp çıkartması zor oluyordu. Ön taraftan çok rahatlıkla 3.5 mm'lik jackları takarak yüksek kalitede müzik dinleyebiliyorsunuz. Çünkü kendi üzerindeki hoparlör gerçekten kullanışlı değil. Yani müzik dinlemekten zevk almıyorsunuz. Bu arada Satichi tasarımını da çok güzel yapmış. Mac Mini 2'nin gerçekten bir parçası gibi, sanki dışarıdan ek olarak takılmış değil, üzerinde gelmiş gibi görünüyor. Hatta Mac Mini'nin stüdyo olan modelini andırmış bu şekilde olunca. Ben gayet memnun kaldım. Sizlere de gönül rahatlığıyla tavsiye edebiliyorum. Evet, dediğim gibi her şeyinden memnun kaldım ama hard disk, yani üzerine takmış olduğumuz 1 TB'lık SSD beni çok çok mutlu etti. Çünkü artık verilerimi bu SSD üzerine kaydedeceğim. Zaten kendi üzerinde bulunan 256 GB'lık hard diski de işletim sistemi için kullanacağız artık. Umarım çekmiş olduğum videoyu beğenmişsinizdir. Bu arada aklınıza takılan soruları sormayı unutmayın. En kısa zamanda sizlere dönüş yapmaya çalışırım. Bu arada desteklerinize ihtiyacım var. Lütfen abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.